Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fitli Köfte serimizin 53. bölümüne hoş geldiniz ve Kore'yi test ederken şöyle bir şey açtım. Ve bu toplam 2 dakika falan sürdü. Tabii test olduğu için sık sık durdurmam gerekti. Özellikle enerji kullanımı bayağı sıkıntıydı. O yüzden bayağı bir delay, yani bekleme süresi koymam gerekti çoğu şeye. Aksi halde motorların enerjisi yetmiyor. Yeşil olarak şu solar panelleri ve şurada da birkaç tane var koydum. Kablolamadan bahsedeyim. Beyaz, turuncu falan filan şeklinde gidiyor. Şu bundled cable biliyorsunuz ve bu alttaki block breaker'lara sinyal gönderiyor. Şunları şuraya koydum daha fazla enerji depolaması için. Vesaire vesaire. Şimdi size bu arada birkaç tane daha Ender Chest koyacağım, daha hızlı Ender Chest'e aktarsın diye. Çünkü Ender Chest'e yeterince hızlı aktarmıyor. Basitçe yazdığım kodları göstereyim. Şimdi startup'a bakacak olursak eğer, hatta daha rahat görün diye satırları ayırayım. Öncelikle OS Load API Kori. Kori diye bir program yazdım ve onu API, yani komutlar, kullanacağı komutlar listesi. Mesela birazdan size göstereceğim. Komutlar listesi olarak yükledi. Bir de D diye bir şey. Bu normalde directions şey. Normalde Core'in içindeydi bu da uzun olduğu için D olarak yaptım. Ve onların yüklendiğini belirten bir kod yazdım. Eğer LS bulunan dosyaları gösterir. D ve Dig, şey Core dışında startup'ı da gösterdim. Digger ve Move Chunks'ı görüyorsunuz. Eğer öncelikle size Core ve D'yi göstereyim. D tamamen left, right, back, forward, down ve up, yani sol, sağ, geri, ileri, aşağı, yukarı renklen sayılara, yani renk kodlarına dönüştürüyor. Bu sayede left yazdığımızda bunu direkt bir olarak algılıyor ve komuta bir olarak veriyor bunu. Edit query dersek eğer, öncelikle bir fonksiyon yarattık. Bu arada soracak muhtemelen yorumlarda pek çoğunuz soracaksınızdır. Bunları daha detaylı açıklayacağım bir computer craft dersleri vermeyi planlıyorum. Lua üzerinde biraz daha ustalaştığım takdirde. Diğer türlü sizi ustalaşacağınız kaynaklara yönlendirmeye çalışacağım. Move diye bir komutumuz var. Ve bunun yanında bir argüman var. Sway diye. RS, yani Redstone'un kısaltılmışı, Bundled Output. Bundled Cable'a çıktı veriyor. Output, back, yani arkadan sway. Sway'e eğer left yazarsak bunu 1'e çevirecek ve buraya 1 yazacak. Yani output'u 1'e koyacak. Bunun dışında ardından 1,5 saniye bekliyor. Ve tekrar back deyip output'u 0 yapıp, yani kapatıp komple tekrar 1,5 saniye bekliyor. Bu 1,5 saniye beklemeleri eklememin sebebi, aksi halde motorlar enerji sağlayamıyor. Çünkü çok fazla frame var burada ve ne kadar çok hareket ettirdiği şey olursa o kadar çok sıkıntı oluyor. Ayrıca zaten Ender Chest'in depolama oranında kolay. Ve sonuna end koyarak bu kodun bittiğini belirliyoruz. Bunun dışında bir de dig, yani kazma fonksiyonumuz var. Bunun herhangi bir argümanı yok çünkü ihtiyacı yok. Bundled output 64. 64 pembe oluyor, yani buna gönderiyor. 1 saniye bekliyor. Sonra tekrar sıfıra alıp yine 1 saniye bekliyor. Query API'miz bu. Ve bunu açılışta otomatik olarak yüklüyor. Edit. Digger'a baktığımız takdirde ilk önce iki tane değişken belirliyoruz. Bunlar A ve V. A 187. 189'dayız ve bunun iki blok yüksekliğinde olduğunu hesaba katın.
Hani neden 187 yaptığımı anlarsınız. V ise 0. Bir tekrarlama komutu başlatıyoruz. Eğer soldan aldığı redstone sinyali açıksa 5 saniyeyi bekliyor ve burada komut başa sarıyor. Eğer redstone sinyali kapalıysa Cori bir kere kazıyor. Cori.dig Cori API'mızdan demin gösterdiğim dig komutunu çalıştırıyor. Ardından move D down yani aşağıya inme ve A'dan 1 düşüyor. Yani A'mız bu komut bir kere tekrarlandığında 186 oluyor ve şu anki yüksekliğini söylüyor. Bunun dışında V'ye de bir tane ekliyor. Burada. Ve eğer V 5'e ulaşırsa 20 saniye bekliyor. Bunu eklememin sebebi diğer türlü Ender Chest'imiz tamamen dolacağı için tüm sistem takılacaktır. Ve tekrar V'yi 0'a çeviriyor. Ve bu iki bu if fonksiyonu bitiyor. Ardından tekrarlama da bitiyor. Bu if fonksiyonu bitiyor. Sonra diğer if fonksiyonu bitiyor ve bu işlem A 0 olan ya bu tekrarlama A 0 olana kadar tekrarlanıyor. Ardından bir tekrarlama daha var. Query yukarı hareket ettiriyor. A'ya 1 ekliyor. Şu anki yüksekliğini yazıyor. Ve A 100 tekrar 187 olana kadar yukarı çıkıyor. Ve bir de move chunk dersek eğer argümanları var. Bu argümanların ne olduğunu açıklayacağım. Eğer argüman yoksa yani argüman sayısı yoksa chunk'ın yönünü belirleyin. Move chunk yön. Yani chunk'ın move chunk komutunun yanına left, right vesaire vesaire yazdığımız takdirde o yönü belirleyecek. Ha bu da şey back falanı down ve up'ı engellemesini koymayı planlıyordum ancak benden başkası kullanmayacağı için sizler de burayı gördüğünüz için zaten gerek görmedim. Eğer 1 ise bu bir tekrarlama 16 kere bir işlemi tekrarlıyor bu işlemi. Yönü T argümanı yöne atıyor ve query move D nokta yön yapıyor bunu otomatik olarak. Yani yönü otomatik olarak ve bitiyor. S2'sini de göstereyim. İlk önce forward'ı gösterelim. Gördüğünüz gibi 16 kere bunu ilerletiyor. Eğer F9'umuzu açarsak gördüğünüz gibi ilerlemeye başladığını görüyorsunuz. Ve sen gideceksin buradan. Gitti. Bu işlem bittiğinde göreceğiniz gibi bu chunk'tan kendini bu chunk'a taşımış olacak. Biraz yavaş ilerliyor çünkü aynı komutları kullandığım için yani aksi halde enerjisi çok çabuk bitiyor. Biraz daha beklediğimiz bir blok daha ilerletecek ve bundan sonra komut bitecek. Gördüğünüz gibi komut artık bitti. Ve chunk'ımız değişmiş oldu. Ben şunu da çalıştırıp hemen geliyorum. Evet. Taşıma işlemimiz tekrar tamamlandı ve digger dersem eğer gördüğünüz gibi sürekli kazıp aşağıya doğru ilerlemeye başlayacak. Gördüğünüz gibi kazıyor aşağıya doğru ilerliyor.
Bu şekilde tam bedrock'a ulaşana kadar kazmaya devam ediyor. Ama eğer ben bu lever'ı çekersem komut duracaktır. İlerlemeyecektir. Son tekrarını bitirince. Ancak herhangi bir geri sayım da yapmayacağı için bir şey olmayacaktır. Bu sadece geçici durdurma için. Eğer bunu tekrar çalıştırırsam 5 saniye içinde tekrar her şeyi algılamaya başlayacak. Ve gördüğünüz gibi tekrar hareket etmeye başlayacak. Kodum aynen bu şekilde çalışıyor ve birazdan şu torçları da temizleyecek. Tabii biraz yavaş çalışıyor Axel çünkü hem motorların enerjisinin bitmesini istemiyorum. Bu hesaplamalarda çok kötü sonuçlar doğurur. Hem de Ender Chest'imiz çok çabuk doluyor. Bir de 5 blokta bir 20 saniye bekleme olayı, yani direkt item gelip gelmemesini umursamıyor aslında. Ve torçlarımızı kırdı şimdi. Ve gördüğünüz gibi şuradan bakarsak eğer, ah bu benim sakarlığımdı. Gördüğünüz gibi aşağıyı kazıyor. Bir anda 64 tane blok kazıyor. Ve eğer Ender Chest'imize bakarsak çok hızlı bir biçimde dolduğunu görürsünüz. Tabii birkaç tane daha Ender Chest koyacağım. Çünkü tek Ender Chest maalesef yeterince hızlı bir sonuç vermiyor. Enerji taşıma işlemi şu an geçici fakat bunu yakında daha ilginç yollarla halledeceğim. Hatta bu bölümü halledeceğim. Size bu kodu açıklamayı bitirdikten sonra ve şu tur bittikten sonra. Ama bu turun bitmesini bekliyorum. Ve bundan sonra bu makineye, bu bilgisayara yeni bir startup komutu daha yazıp ikinci bir bilgisayar daha kuracağım. Çünkü bunu direkt uzaktan da kontrol edebilmek istiyorum. Tam buradan. Evimden kontrol etmeme gerek yok. Direkt Core'yi çalıştırmak istediğimde buradan çalıştırabilirim. Burada tamamen itemların gelip gelmediğini kontrol etmek için test amaçlı koymuştum. Gördüğünüz gibi o beklemeyi eklemezsem eğer şurası doluyor. Şu an o 5 saniyelik beklemede. İlk madenlere gelene kadar pek önemli olmuyor ancak madenlere geldiğimizde çok fazla değişik item girdiği için içeri sistemin kafası karışıyor. Ama şu anki haliyle bile normal bir quarry'den kat ve kat daha hızlı ve birkaç bir şey daha yapacağım evde. Şu an kod duracak. Dur direkt enerji aktarımını şu anda da yapabilirim. Çünkü bir şey unuttum. Chunk loader koymamıştım buna. Dolayısıyla da kod şu an durdu ve bilgisayar kendini kapattı. Şu an yapmaya çalıştığım şey cobblestone'u bulursam eğer. Cobblestone'un biraz yetmediğini fark ettim. 1024. 2 stack daha ekliyoruz. Tamam. Bunu ekledim. Ayrıyeten buraya da bir şey değişik yapmadım ancak burada yaptım. Bunlar direkt Ender Chest'e aktarmıyor çünkü Corey çalıştığı takdirde Ender Chest'in kafasında da iyice bir karıştırıyor ve bu 1000 dereceye ulaştı. Ve gayet bu çok güzel bir biçimde bu sistem biofuel'ımızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da biomass'imiz her daim hazır. Ve dışarıdan köpek sesleri geliyor. İlk önce peki şimdi ne yapacağız? Bu arada o Direwolf'un Corey'sini yapamama konusundaki sistemimin ardından izleyicilerim, çok teşekkür ederim onlara. Gayet güzel bir biçimde abi yap biz seni abi yap sen onu zaten sevmişsin diye gaz verdi. Ve ben de yapacağım. Bu bittikten sonra. Yani iki tane Corey'm olacak. Fakat onun için farklı bir H açmayı düşünüyorum çünkü bu H'de yaparsam eğer çok fazla gereksiz item elde edecek. Çünkü yüksekliği gereksiz derecede fazla bu H'in. Ve UU meter'larımı baya güzel geri kazanmaya başlamışım. Ben ne yapacaktım? Chunk Loader. Chunk Loader'ımıza bakarsak eğer bir adet Enchantment Table, Obsidian, Book ve Diamond. Obsidian, Book, Diamond. Başka ne lazımdı?
Gold ve Ender Pearl. Evet, chunk loader'ımız hazır. Eğer bu halde gidersek karşılaşacağımız manzara bilgisayar yeniden başlamış. Ha, gayet beklenilmesi bir şey. Tam seni ben şuraya koyacağım. Chunk loader'ımız hazır. Chunk loader bu cihazı yüklü tutacak ve hazır makineyi durdurmuşken biz sistemimizi o enerjiyi aktaracak sistemi yapmaya başlayalım. İlk önce bize ne lazım olacak? Retriever lazım olmaz aslında. Direkt ben her şeyi sorting machine'lerle yapmaya çalışacağım. Bir öyle deneyeceğim hani. Filterlerimizi alalım. Senin crafting'in nasıldı? Red dot wafer. Red dot wafer'ları da o sisteme eklemeliyim. 6 ve bana redstone lazım. Red zycordite değil. Redstone. Copper tin ve silver'ımızı alalım. Ben şunlar hazır olunca geliyorum hemen. Tamamdır. Altısı da hazır. Şimdi gelip bunları buraya yerleştiriyoruz. Iron'larımızı koyuyoruz ve iron'larımız bayağı bir azalmış ancak önemli değil. Blue alloy. Artık sorting machine'lerimiz hazır. Bize başka ne lazım? Bu piller kesinlikle lazım. Çünkü bize ve wood lazım. Aslında bu kadar fazla ihtiyacım yoktu. Şunları da koyup geliyorum hemen. Gene o takılma olmaya başladı. Bu takılmanın sebebini, ya bu takılmayla karşılaşan başka biri varsa ve sebebini biliyorsa bana söyleyebilir mi? Gerçi bir de force update yapmayı deneyebilirim. İlla oyunu yeniden başlatacağım değil mi? Hemen geliyorum ben. Ve tabii ki de force update'i şimdi yapasım geldi. Yapılsın bakalım. Ve geri geldim. Ve konfliklerde bir şey değiştirmeyi unuttum. Hızlı koşmayı CTRL'ye atıyordum ben. WW'ya değil. WW. Aha. Neyse. Kendimize birkaç tane daha Ender Chest yapacağız. Ender Tank'ler de gelmiş. Obsidian, Chest ve Wool. Blaze Rod, Wool falan filan. Blaze Rod'larımız o kadar fazla değil. Ah, bu CTRL'li olayına alışkınım ben. CTRL'li mi geri istiyorum? Neyse, bir ara oyunu kapatıp onu hallederim ben. Şunları halledelim hemen. Chest'lerimizi yapıyoruz. 4 tane chest. 4 tane chest. 4, 1, 2, 3, 4. 4 tane siz. 2 tane siz. Neyse, önemi yok onun. Ve Ender Pearl. Tamamdır. Aa, bir tane daha chest'im varmış da ihtiyacım yok.
Tamamdır. Öncelikle sistemin aşağıdaki kısmına yapalım. Ve Ender chestlerimizden iki tanesini farklı bir renge boyamam lazım. Ben mavi istiyorum. Sebep? Ha, direkt light blue olur. Sebep? Blue electric kullanacağız bunda. Tamamdır. Ender chestlerimizden bir tane, iki tanesini bu şekilde renklendirdik ve ben burayı kırmak zorundaydım, değil mi? Neyse, onu sonra hallederim. Şimdi bu enerji aktarımını nereye kuracağım? Evet, bu asıl sorun olan kısım. Bu taraflara kursam daha mantıklı. Şuraya kuruyorum direkt. İlk öncelikle kendimize bir adet battery box vermemiz lazım. Buraya yerleştiriyoruz. Dur. Sorting, bir tane sorting machine, bir tane de... Evet. Neyse, hallederiz onu. Retriever'da yapmamız gerekecek. Ya da gerekmeyecek. Hiç bilmiyorum. Ah. Hemen bir tane... Ha, varmış baya. Şu CTRL'li olayı cidden daha rahat oluyor. Double tap'tense. Evet, bu dolmaya başlayacak neticede olarak. Gördüğünüz gibi bu da dolmaya başlayacak. Ve seni otorana ayarlıyorum. Ve buna koyuyorum. Şimdilik buna koyuyorum. Diyelim ki şuraya bir pil koyduk. Direkt dışarı. Aşağıya değil, seni yukarıya koymamız lazım. Şimdi hatırladım. Ya da yana mı? Yok. Yukarı koymamız lazım seni. O biraz da zorlayıcı olacak ancak sıkıntı yok. Şimdi hangi şekilde yerleştirelim? Tamamdır. Bu böyle. Dur. Apply Energy Six kablolarımız engel mi olacak? Ya da şu yönden de taşıyabilirim. Evet. Ama düşününce... Retriever'a ihtiyacım olacak. Çünkü sadece yukarıdan alacak gene. Bir tane var elimizde. Şimdilik olan kısmını onunla yapalım. Tabii timer'a da ihtiyacım olacak. Ya da... Evet, timer'a da ihtiyacım olacak. Timer kullanmak istemiyordum işte. Ama neyse. Mount cable'lara ihtiyacımız yok. Cover'lara şimdilik ihtiyacımız yok. Sen gidebilirsin. Sizler gidebilirsiniz. Direkt şu arkaya kurayım ben aslında sistemi. Lan. Age of Penguin'imizin evine denk geldik. Yuvasına. Şimdi sen orada dur.
Sen böyle. Şimdi buraya bir Ender Chest lazım bize. Chest buraya. Machine. Buraya. Retriever'da buraya. Ve kendimi hapsettim. Ve kendimi açığa çıkarttım. Aslında dur direkt şunu şöyle de taşıyabilirim. Ve coverlarımı ben neden orada unuttum? Bunlardan zaten var elimde. Coverlarımızı alalım. Şu 5 tanesi bana şimdilik yetecektir. Başka ne lazım? Onu düşünüyorum. Tüpler. O tüpler artık burada değil. Yani 7 tane tüpümüz fazlasıyla yeter. Cidden o bu standart kontrolleri neden bu kadar kıl? Ah. Şimdi bize bu. Bunlar. Tabii sen döneceksin. Evet. Aa, bu değil. Bu hiç değil. Ve cover'ımız işte burada devreye giriyor. Ve bu. Ve kendimi buraya hapsettim. Tepkiler bana. Şimdi şurayı dolduralım. Çünkü orada fazla bir işimiz yok. Şuradan çalışmaya devam edeceğiz. Agile Penguin. Neyse sen orada takıl. Ah. Tekrar şunları koyalım. Ve şuradan Blue elektriğimizi taşıyalım. Evet. Bu sistemlerin hepsinin Blue elektriğini de bu kontrol edecek. Ve bize bir tane tam şarj edilmiş. Ve tam şarj edilmiş. Buraya bir tane de boş lazım. Şimdi otoran konumuna getirmeyelim. Ve timer lazım. Timer'ımız vardı burada. Direkt şöyle koyalım. Koyamıyoruz. Direkt şöyle koyalım. Tabii senin saniyeni arttıracağım. Çünkü sen benim FPS'ime bayağı tecavüz ediyorsun. Ve şimdi eğer buraya bence 10 tane yeter de artar bile. Ve bunu otoran konumuna getirirsek gördüğünüz gibi bunları çekmeye başlayacak. Bu dolduğunda tabii bu backlog olacak. Yani duracak. Nasıl düşündüm de o da timer'ı kontrol edebilir. Evet sen de timer'la kontrol edil. At işte sen şunları. Timer'la kontrol edilsin. Tabi bunun anlamı bize Red Alloy Wire'da gerekecek. Buradalar tabii ki de. Evet. Gördüğünüz gibi artık her şey normal bir biçimde çalışıyor ve 8. Tamamdır.
Bunlar otomatik olarak burada şarj edilip bence bu sürede biraz zaten 8 saniye tamam. Saniyede bunlar yön değiştirecek, yani yer değiştirecek. Ve bu sayede oradan taşınacaklar. Görüşürüz evcili penguen. Yakında sana evde yapacağım. Evet, bu sistemin bir de diğer taraftaki karşılığı olacak. Bunun için bize bir tane daha retriever lazım. Retriever yapımı kolay. Filter, leather, brass, iron, ender pearl. Filter'ımız var bir tane. Bana iki tane brass lazım. Hemen verin bana. İki tane demiştim gerçi ama. O da olur. Filter. Yazılışını unutuyorum hep. Leather ve Enderpearl. Voila. Ve sistemimizin diğer dünyadaki karşılığını da kuralım. Öncelikle şu solar panellerimizi kaldıracağız. Şuradakileri de kaldıralım. Araya kablo koymama gerek yok çünkü tüm Red Power makinelerinin ortak özelliğini hatırlayın. Hepsi aynı zamanda birer kablo olarak çalışıyor. Fakat şuraya koymam asıl gerek var. Aman neyse. Solar panellerimizi topladık. Şimdi yapacağımız şey deminkiyle birebir aynı. Buraya bir tane sorting machine ve buraya bir adet retriever. Ayrıca tüpler. Ve eksik tüp almışım. Tekrar bana. Hemen yeni tüpler alıp geliyorum. Ayrıca bir de hazır gelmişken bir şey daha yapmam lazım. Bir timer daha. Bunun için stone wire. Bunlar bu ve bu. Bunun için bize bir set stick yapıl. Sticky Resin'ları da yakında otomatik toplayacak bir şey yapacağım. Merak etmeyin. Yani onlar da planımda zaten. Bir şey unuttum. Ve bir tane de Merkin'in o chest açılma sesi golemlerimizden geliyor. Konfigleri tekrar düzenleyemedik. Siz ve siz. Timer'ımız hazır. Bunları da dur. Şurada zaten yerleri vardı. Şu solar panelleri çatıma geri koyacağım. Şurada bir tanesi duruyordu. Hazır gelmişken Blue Alloy wire'larını da alayım. Sen şimdi gidebilirsin ve bana başka ne lazım? Bunlar lazım. Peki başka ne lazımdı şimdi? Süremiz de dolmak üzere ancak bu sistemi bitirir bitirmez bölümü bitiririm. Bana başka ne lazımdı? Tüp. Direkt pat diye elimde hazır. Bu sistemi bu yüzden seviyorum. Her şey pat diye elimde hazır. Bu arada şu standart ayarları kullananlar hakkında bir sorun var. Nasıl yaşıyorsunuz bununla? Evet ve bir tane daha tüp. Tamamdır.
Sen hangi moda atacaksın? Aa, bu değil. Şu modaydın sen. Ve sen boşları atacaksın. Pardon, doluları atacaksın sen. Artık sen boşları atıyorsun ve burada dolumuz da var. Sen doluları atıyorsun. Buraya bir tane Blue Alloy Wire lazım. Şuralara da lazım. Onu tamamen ne olur ne olmaz benim paranoyaklığım. Ve timer'ımızı nereye yerleştireceğiz? Tabii ki de buraya. Ve sen de 8 saniye atanacaksın. Ancak bir şey daha yapmamız lazım. Aslında dur. Şu an bu çalışmaz çünkü frame'ler bunları tutmuyor. Dolayısıyla da biraz frame koymamız lazım ortalığa. Ve frame'lerim ben tabii ki de evde unuttum. Bölüm biraz uzun oldu, evet. Farkındayım. Kendime bu kadar bir frame alayım. Ah, seni değil. Sen de dur burada. Tamamen görünüş. Şunu da tutacak bir şey lazım. Ya da dur. Buraya çok daha değişik bir şey yapabiliriz. Hayır, bu olmadı. Şöyle bir şey var elimizde. Tüp frame'ler. Normal tüple aynı işlemi görüyorlar. Ama frame'ler. Aynısını burada da kullanabilirim evet, burada da kullanabilirim bence de. Ve şurayı tüple bağlamam lazım yine. Evet. Dolayısıyla da timer'ımı gene buraya koyacağım. Senin cover olman yeterli. Timer. 8 saniye ayarlı. Ve red alloy wire. Aslında dur. Şuraya da frame lazım gene. O zaman şu ekstra frame'e gerek yok. Evet, bence gayet güzel oldu. Ama bir ekleme yapmamız lazım. Eğer şunları koymazsak bunlar bunları çekecek. Ve coverlarım bitti. Neyse, şu anki haliyle gayet çalışır. Hatta test edelim. Ne dersiniz? Bakıyoruz hemen. Hayır, çalışmıyor. Nerede hata yaptık? Frame makin... Tabii ki de burada. Frame makineleriyle çalışırken kural 1. Her daim test et. Böyle saçma sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz çünkü. Aslında saçma değil, tamamen benim salaklığımdan kaynaklanan bir hata ama benim salaklığım ve dikkatsizliğim oluyor gene. Şu lever'ı tekrar çalıştırdığımız takdirde ve şu tekrar koyduğumuz takdirde evet, her şeyin şu an mükemmel bir biçimde çalışması lazım. Enerji kullanımımız da gayet güzel.
Aa, bir saniye. Değil. Çok yanlış bir hesaplama, yanlış bir şey yaptım. Dursun bu. Ama düzeltmesi kolay bir yanlış. Ve bölüm 40 dakika olmuş. Aman ne güzel. Ah. Ya tabii ki de buradaki cover'ı kırarsam olacağı budur. Sana panel koyacağız. Bu benim salaklığım. Boşu boşuna yanlış yere gönderiyordum saatte, sabahtan beri. Ve sorting machine'imiz, şey, battery box'umuz nerede? Burada. Battery box'umuzu koyduk. Frame'lerimizi koyduk. Ve jacketed wire'larımızla son frame'imiz. Cover'larımızı geri koyalım. Ve artık bu sefer düzgün çalış. Umarım. Gerçi şu an bu içindekiler bitti gibi bir şey. Gördüğünüz gibi buradan azalıyorlar çünkü diğer tarafta bunlar şarj ediliyor. Şu an mükemmel bir biçimde çalışması lazım. Evet. Bunları geri almıyor çünkü şu an onların enerjisi zaten kullanılıyor. Ve bunu tekrar çalıştırırsak eğer. Hayır, 5 saniye, 5 saniye de bir algılayabiliyor. Ha tamam. Evet, şu an gayet mükemmel bir biçimde çalışıyor. Nihayet. Huh. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kuarimiz nihayet bitti. Tabii kontrol ünitesini yapacağım. Belki yapmayabilirim bile. Ama sonraki bölüm herhalde Dire of Twenty'nin tasarımı olan Frame Quarry'e başlayacağım. İkisinde nasıl yapıldığını size öğretmiş olacağım bu sayede. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerin iyi günler, iyi eğlenceler ve şuna bakalım. Misler gibi.